Başarılı olmak istiyorsan yılmayacaksın, pes etmeyeceksin. Asla umudunu yitirmeyeceksin, vazgeçmeyeceksin, yoluna devam edeceksin. İyi akşamlar arkadaşlar. Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili soru çözümüne devam ediyorum. Bölüm 2. Birkaç bölüm daha çıkacak gibi gözüküyor bu gidişte. Bakalım ne kadar çıkarsa. Her bir detayı ayrı ayrı inceledim. İlk soruyla başlayalım. Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması halinde mesleki yeterlilik sınavı için belirlenen sınav başarı puanını ve kontenjanları azaltmaya veya artırmaya kim yetkilidir? Evet, bu konuda seçilmiş olan bakanlıklar arası kültür komisyonu yetkilidir. Onlar bu işin hepsi her şeyinden sorumludur ve yetkilidir. İkinci sorumuz, yurt dışında görevlendirilecek personelin görev süresi ne kadardır? Cevabımız 1 yıldır arkadaşlar. Biz 5 yıl biliyoruz ama bu normalde 1 yıldır. 1 yıl 1 yıl uzatmalı, en fazla 5 yıldır. Geçen yıl pandemi dolayısıyla 6. yıla sarktı. 6. yıla uzatıldı ama normalde 5 yıldır. Yurt dışında görevlendirilecek personelin görev süresi hangi şartlarda ne kadar uzatılabilir? Yani bir yılın sonunda görevimiz bitiyor normalde. Nasıl uzatılabilir? İkinci yıl, üçüncü yılda nasıl uzatılabilir? Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 5 yılı geçemez. Yurt dışında görevlendirilen personelin görev sürelerinin bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona ermesi halinde bu süreler eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir. Yani ben 2022 yılında sınavı kazandım. Herkes Eylül'de 2022 Eylül'de giderken ben Eylül'de gidemedim. Aksilikler çıktı. Ben 2023 Mart'ta gittim. Ve 5 yıl sonra 2028 Mart'ta benim görev sürem doldu. Peki beni Mart'ta geri çekecekler mi? Hayır. Çünkü eğitim öğretim dönemi Haziran'da bitiyor. Haziran'a kadar ben orada kalmaya devam edeceğim. Mart'tan itibaren Haziran'a kadar görev sürem uzatılmış olacak. Yani 5 yıldan Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay daha 5 yıl 3 ay görev sürem olmuş olacak. Eğitim öğretim döneminin bitmesi beklenmesi gerektiğinden dolayı. Dördüncü soru, kapsama dahil personel yurt dışında en çok kaç kez görevlendirilebilir? Yani kaç kez yurt dışı görevine gitme hakkımız var arkadaşlar? İki kez hakkımız var, üçüncüsü yok. Aynı personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesinin şartları nelerdir? Yani ben bir kere gittim, ikinci kez gitmek istiyorum, şartları ne? Ne yaparsam ikinci kez gidebilirim? Daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış olmak ve yurt içi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olmak gerekir. Yani ben başarılı bir şekilde görevimi tamamladım, döndüm, tekrar sınava girebilmem için 2 yıl geçmesi gerekir. 2 tane şartı var. 6. soru, hangi görevle olursa olsun yurt dışında görevli olanlar hangi durumlarda yeniden yurt dışında görevlendirilemezler? Yani hangi görevde olursa olsun, öğretmen olur, okutman olur, imam olur, din görevlisi olur vesaire. İkinci kez yurt dışına görevlendirilememe durumu nedir? Ne yaparsam ben ikinci kez beni göndermezler. Cevabımız, yurt dışında görevliyken haklarında yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda görevlerinde başarılı olmadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil göreviyle bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenlerle ayrıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası verilmiş olanlar yeniden yurt dışında görevlendirilemezler. Yani yurt dışına gittik, görevlendirildik, orada rahat durmadık, yaramazlık yaptık, haylazlık yaptık, her neyse suç işledik. Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil göreviyle bağdaşmayan davranışlarda bulunduk. Ceza aldık, o zaman ikinci kez bizi görevlendirmiyorlar. 7. Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin
uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlar için nasıl bir uygulama vardır? Ben gittim herhangi bir ülkeye, ülkede savaş çıktı. Mesela Ukrayna'ya gittiğimizi düşünelim. Ukrayna'da savaş çıktı. Savaştan dolayı beni geri çektiler. Peki ne olacak? Bana ne olacak? Benim durumum ne olacak? Bunlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilirler. Ve bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Ben Ukrayna'ya gittim, 2 yıl çalıştım, savaş çıktı, 3 yılda hakkım vardı, devlet beni geri çekti. Ne yapacağız? Ben 3 yıldan az çalışmışım, 3 yılı doldurmamışım. Ne yapacağım? 2 yıl çalıştım, 3 yıl daha hakkım vardı. Ukrayna'da durumlar düzelince beni Ukrayna'ya 3 yıllığına gönderebilirler veya başka bir ülkeye gönderebilirler. Ukrayna olması şart değil, başka bir yerde görevlendirilebilirler. Bu ifadeden anladığımıza göre eğer 3 yılı tamamladıysak daha da aramıyorlar galiba. Sen bu sürede görev süreni tamamlamışsın diyorlar. Bir başkasını görevlendiriyorlar. Ben tekrar sınava girmek zorundayım. Yani bu sınavla, bu kazandığım sınavla bu 5 yıllık görevin devamını yapamıyorum. Tekrar yurt dışı istiyorsam yeniden sınava girmek durumundayım. Zaten bu ilk görevimse, bir de zaten bu ikinci görevimse öyle bir hakkım da bitmiş oluyor. Evet. Unuttuğumuz bir şey var mı? Evet. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Yani 2 yıl Ukrayna'da çalıştım, savaş dolayısıyla geldim. Beni tekrar dışarıya gönderdiler. Tekrar göndermeleri yeni bir 5 yıl değil, Ukrayna'daki 2 yılın devamı oluyor. Devamı niteliğinde oluyor. 8. soru. Yurt dışında görevlendirilenler görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde yurt içindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar? Diyelim ki Haziran'da okul kapandı ve sizi yurt içine çektiler. 1 Haziran'da, pardon 1 Haziran değil, genelde 20 Haziran falan oluyor. Diyelim ki Temmuz. 1 Temmuz'da oradan ayrıldınız. Burada ne zaman başlamak zorundasınız? 15 Temmuz'da başlamak zorundasınız. Yani 15 gün içerisinde yurt içindeki asli görevinize başlamak zorundasınız. 15 gün içinde yurt içindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar. Cevabımız geçelim 9. soruya. Yurt dışında görevlendirilen personel hangi durumlarda yurt içi görevine döndürülür? Yani yurt dışına gittiğimiz zaman mecbur geri dönüyoruz. Bu geri dönüşümüz ne şekilde oluyor? Hangi durumlarda geri dönüyoruz? Evet, biraz uzunca. Görev süresini tamamlayanlar, yani 5 yılı tamamladık dönüyoruz. Bu bir. Görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybedenler. Hani görevlendirme şartları vardı, ne şartlarda bizi gönderiyorlar idi. O şartlardan bir tanesi sonradan kaybolursa bizi geri çekerler. Yani bu bizim gönlümüze göre değil, rızamızla değil. Onlar istesek de istemesek de gider geri çekiyorlar. Kendi isteğiyle yurt içi görevine dönmek isteyenler, dilekçe verip dönmek isteyenler. Bu kararın 7. maddesinde belirtilen şartlar ile komisyon tarafından belirlenen diğer şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar. Yani başta vaat edilen şartlara uymadığı tespit edilenler. Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar. Hani yurt dışı görevinde ne vardı gidebilmek için? Uyarı ve kınama cezası vardı. Bunun dışındaki cezalarda gidilemiyor idi. Bu cezayı aldıysanız ne yaparlar? Sizi geri çekerler. Görevlendirilen ülkede çalışma ve oturma izni uzatılamayanlar. Son zamanlarda Fransa'da böyle sorunlar yaşandığını duyuyorum. Fransa bir yıl çalıştınız, ikinci yıl ne oldu? Size oturma izni vermedi. Uzatmadı. O zaman ne yapıyorlar? Sizi geri çekiyorlar. Yukarıda belirtilenler dışında komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler. Hani bir şey oldu, görevde devamda sakınca gördüler. Hakkında komisyon tarafından en kısa sürede yurt içi görevlerine döndürülmesine karar verilebilir. Yani böyle bir sorun oldu, bir şeyler tespit edildi, sizi hemen komisyon geri çekebilir. Çekme yetkisi var. 10. soru. Yurt dışı görevindeyken aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılanlar için nasıl bir uygulama yapılır? Yani yurt dışında çalışırken suç işlediniz ve size bakanlık aylıktan kesme cezası verdi veya daha fazlasını. Ne olur? Süre beklenmeden soruşturma sonuna kadar yurt içi göreve döndürülmesine komisyon tarafından karar verilebilir. Yani komisyon isterse soruşturma bitene kadar orada kal devam et der. İsterse ne yapar? Bu
Soruşturma sonuna kadar gel geri diyebilir, seni geri çekebilir. 11. soru. Yurt dışında görevlendirilenlere yapılacak ödemeler nereden karşılanır? Evet. Yurt dışına gittiniz. Size maaş veriliyor. Bu maaş nereden karşılanır? Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır arkadaşlar. 12. soru. Yurt dışında görevlendirilecek personelin kendisine ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı harcırak kanununa göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri ile ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi masrafları ve ilgili ülkede görevin niteliği gereği resmi makamlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden karşılanması komisyonca uygun görülenler nereden karşılanır? Evet. Yani şimdi bizi görevlendirdiler. Giderken size biletinizi alıp veriyorlar. Son dönüş biletinizi de veriyorlar. İzinlerdeki, tatillerdeki biletleriniz size ait. Bir tanesi bu. Yol masrafları, yolda geçen yolluklar vesaire vesaire, tedavi masrafları gibi şeyler nereden karşılanır? Yani kim verir bu paraları? Bağlı bulundukları kurumların bütçelerinden karşılanır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Orada aldığımız maaş Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanıyor. 13. Yurt dışında görev yapan personelin dış temsilciliklerimizin teklifi ve komisyon kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde asıl görev yerleri veya ikametgahlarıyla bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri kim tarafından ödenir? Örnek, beni Almanya'nın işte ne bileyim Stuttgart kentine görevlendirdiler. Evet, orada iki tane okulda derse giriyorum ama haftanın bir günü de yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum ama sadece şehir ismi olsun diye söyleyeceğim. Düsseldorf'a görevle gidiyorum. Düsseldorf'ta bir okulda görevlendirdiler. Stuttgart'tan Düsseldorf'a ben bir gün, haftada bir gün gidip geleceğim. Peki ne olacak? Benim bu yol gidiş geliş masraflarımı kim nasıl ödermiş? Cevap o. Yani biz kendimiz mi ödeyeceğiz? Devlet mi ödeyecek? Kim ödeyecekmiş? Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenirmiş arkadaşlar. Yani sizin başka bir şehire de görevlendirilirse gidiş geliş masraflarınızı Dışişleri Bakanlığı ödüyormuş. Yurt dışında görevlendirilen personele görevlendirildiği süre içerisinde yurt içerisinde herhangi bir ödeme yapılır mı? Yani buradan giderken istifa edip mi gidiyoruz? Burada bütün ilişimizi kesip de mi gidiyoruz? Yoksa burayla bir bağımız var mı? Buradan para alıyor muyuz? Evet. Evet, ödeme yapılır. Ek ders ödenmez. Fazla çalışma mesai ödenmez. Tazminat ödenmez. Geliştirme ödeneği ödenmez. Döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, yani bunlar fiili olarak çalışma gerektiriyor. Ek ders için burada gelip derse girmen lazım. Burada gelip derse girmediğin için ek ders ödenmez. Diğerleri de bunun gibi kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk lirası olarak ödenir. Daha açık söyleyeyim. Ek ders ücret ödenmez arkadaşlar ama şeydekini bir değişiklik yapılmadıysa Eylül'de aldığımız eğitim öğretim tazminatı ödeniyor. Maaşımız ödeniyor. Nöbet ücreti vesaire ödenmiyor. Bir maaşımız ödeniyor. Bir de eğitim öğretim tazminatı ödeniyor idi. Son zamanlarda bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Bundan haberim yok. Bilgisi olan varsa not olarak yazarsanız sevinirim. 15. soru. Yurt dışında görevlendirilen personelin görevlendirildiği süre içerisinde yurt içi statüsü nasıl olur? Yani yurt içiyle herhangi bir alakası kalmamış bulur. Başka bir kurumda çalışırken bazen gidiyoruz, izin alıp gidiyoruz, para almıyoruz vesaire vesaire. Yunus Emre Enstitüsü gibi, ondan sonra bir tane daha vardı. Bir vakıf daha vardı onun gibi. O şekilde mi yoksa başka şekilde mi nasıl olur? Bakalım. Yurt dışında görevlendirilen personel görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Unutmayın, aylıklı izinli. Yani maaş alıyorsunuz, izinlisiniz. Orada da çalıştığınız süre içerisinde yıllık ve yevmiye alıyorsunuz. Yani yurt dışında aldığınız ücret sizin maaşınız değil. Hani geçici görevle, yolluklu geçici görevle çalışmış gibi orada günlük size yevmiye yıllık ödeniyor.
16. Yurt dışında görevlendirilen personele görevlendirildiği süre içerisinde yapılan ödeme nereden yapılır? Sanki geçmiş miydi biraz önce bu soru? Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılır. Yok, ben söylemiştim. Soru geçmedi, ben söylemiştim. Yani yurt dışında bizim aldığımız para aslında maaş değil, biraz önce söylediğim gibi geçici görev yolluğu ya da tazminatı neyse Dışişleri Bakanlığı bütçesinden verilir. Bak, bizim bakanlığımız değil. 17. soru. Görevlendirilen personele ödenecek ücrete ikili anlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını misyon şefi aracılığıyla bütçeden ödetmeye komisyon kararı üzerine kim yetkilidir? Yani gideceğiniz, görevlendirileceğiniz ülkede, ülke ile ülkemiz arasında bir anlaşma yok. Orada sizden vergi istiyorlar. Hani burada çalışıyorsun, işte ne bileyim, örnek olarak söyleyeyim, maaşından vergi istiyorlar. Sen bu kadar burada maaş alıyorsun, bunun bilmem yüzde kaçını vergi olarak vereceksin gibi bir şey olursa, bu ne ödenecek, nasıl ödenecek, nereye ödenecek, buna kim karar veriyormuş? Maliye Bakanlığı karar veriyormuş. Yetki Maliye Bakanlığı'nda. Zaten para kısmı olunca aklımıza ne gelecekti? Maliye Bakanlığı gelecekti. 18. soru. Yurt dışında görevlendirilen personele ekli cetvelde belirtilen tutarlar ne zaman ödenir? Şimdi ekli cetveli falan bir kenara bırakalım. Yani yurt dışında görevlendirilen personele yurt dışına gittiğinizde size ödenecek aylıklar, maaşınız ne zaman ödenir? Burada ayın 15'inde ödeniyordu. Orada ne zaman ödenir? Arkadaşlar, yurt dışında maaşımız ayın 1'inde peşin olarak ödenir. Buradaki gibi. Yani Haziran'ın 1'inde gittik, Haziran maaşı ödenir. Yani bir ay çalıştıktan sonra değil, çalışmadan ödenir. Yurt dışında görevlendirilen personelin görev sırasında ölümü halinde o aya ait yapılan ödeme geri alınır mı? Evet. Ben görevlendirildim. Gittim. Eylül'de başladım. Ağustos'un 27-28'inde başladım. 1 Eylül'de maaşımı aldım. 15 Eylül'de öldüm. Peki bana daha 15 gün çalıştım. 15 gün çalışmadım. Parayı da peşin aldım. Bu parayı benden geri isterler mi? Ya da benden geriye kalanlardan isterler mi? Benden istemeleri mümkün değil. Çünkü mezardan öyle bir şey mümkün değil. Evet, hayır, geri alınmaz arkadaşlar. Ödenen para geri alınmaz. 20. soru. Yurt dışında görevlendirilen personele ilk gidişinde talep etmesi halinde avans verilir mi? Evet, avans bir sıkıntı. Dışişleri personeline giderken yüklü miktarda avans veriliyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk 6 ay oradaki maaşlarından kesiliyordu. Bizde avans verilir mi? Verilirse ne kadar verilir? Cevabımız, söz konusu personele, yani yurt dışında görevlendirilen personele ilk gidişleri sırasında ilk 4 aylıklarından eşit olarak ve aldıkları yurt dışı aylıklarından mahsup edilmek üzere bu karara göre ödenecek ilk aylıkları tutarında avans ödenir. Açıklamasını yapalım efendim. Gidiyorsunuz, hani durumunuz çok o zaman iyi değil. Yurt dışına gideceğiniz, ev tutacağınız, işiniz var, gücünüz var. Yeterli paranız yok. Avans istediniz. Size 2 aylık avans verirler. Yani orada alacağınız aylığınız neyse, maaşınız neyse onun 2 katı avans verilir. Bu avansınız da orada başladıktan sonra orada alacağınız aylıktan 4 ayda kesilir. Diyelim ki 4.000 avro avans aldınız. 2.000 avro maaşınız var. 4.000 2 maaş 4.000 avro avans aldınız. 4 ayda kesilir. 4 aydı galiba. Evet, ilk 4 aylarından. Evet, 4 ayda. Yani her ay 1000 1000 1000 orada alacağınız maaştan ne yapılır? Kesilir arkadaşlar. Evet, bu son sorumuzdu. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.